Kurban etini akrabaya, komşuya ve aileye ayırmak üzere üçe bölmek gerektiği söyleniyor. Kurbanın kabul olması açısından böyle bir zorunluluk var mıdır? Bu bir şart mıdır? Elbette bu bir şart değil. Kurbanın kabulüyle alakalı bir şey de değildir. Kurbanın kabul olup olmaması tamamıyla kişinin samimiyeti, ihlası, Allahü Teala Hazretleri ile kendi arasındaki o niyet bağı diyelim. Samimiyeti onunla alakalıdır. Kurbanın sıhhatine yönelik bir ameliye midir? Kurbanın sıhhatıyla da alakalı bir mesele değildir. Yeter ki şartlar muvacihesinde bunu yapmış ise bu kurban sahih olur. Ha, sahih olur demek kabuldür. Mevla Teala Hazretleri indinde makbuldür değildir. Bu bir bahsi diğer. Bu konumuz değildir. Dediğimiz gibi bu tamamen onun samimiyetiyle alakalı. Peki kurban etinin yapılmasına yönelik burada tavsiye niteliğinde üçe bölünmesinden bahsedilir. İşte birini yemesi, birini ailesi için saklaması, diğerini komşularıyla paylaşması. Ama bir tavsiye niteliğindedir. Eğer kişi, hatta Fetevain diye de gördüm, Allahu Alem orada olsa gerek. Yani aile olarak kalabalık bir aile ve et ihtiyaçlarını da ancak bayramdan bayrama gören bir aile ise bu kurban etinin tamamını ailesi için saklamasının da meşru olacağından bahsediyor. Yani bunu bu şekilde yapmasının herhangi bir kerahatin olmayacağından bu tamamıyla bir tavsiye. Böyle de yapabilir, dağıtabilir de, hepsini kendisi de yiyebilir ve hepsini komşularıyla beraber, ister zengin olsun ister fakir olsun, hep beraber de tüketebilir. Bu fıkhi anlamda kurbanın ne sıhhatini etkiler ne de kurbanın makbul olup olmamasına bir etkidir. Peki hocam, teşekkür ederiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.